Türkiye ilk uzay yolculuğuna başladı. Bunun için ne diyeceksiniz? Astronotumuz şu an dünyanın da ötesinde bir yerde. Sizin de görüşlerinizi alalım. Güzel gelişmeler de oluyor bu anlamda. Biraz da onları konuşalım. Şimdi burada tabii çok önemli, çok önemli bir şey bu. Beni çok sevindiriyor bir kere. Yani şimdi efendim şöyle gitti, bizim uzay kendi roketimize mi gitti? Efendim yok şöyle mi gitti? Yok para vererek gitti. Yok bilmem ne yaparak gitti falan. Bizim istasyonumuza mı gitti? Falan gibi şeyler söyleniyor. Hiçbir öyle şeyden kimse, de memnun olmuyoruz aslında ya. Ya bu bir başlangıç. Bugüne kadar gittik mi? Gitmedik. Gitmedik. Bu giden bir şahıs değil. Bir Türk subayı. Bir Türk pilotu. Türk pilotu. Şimdi ve astronot artık sıfatını kazandı. Orada Türk bayrağını gösterdi. İlk defa Türk bayrağı uzaya çıktı. Ya bir memnun olalım ya. Her şeyin bir başlangıcı var. Gemiler içinde böyle. Efendim bu gemiye ihtiyaç var mıydı? Gemilerin %100'ü de yerli değil de bilmem ne değildi. Ya Allah aşkına ya. Allah aşkına. Ya hep ya hiçten vazgeçelim. İyi şeyleri yani beğenelim, gururlanalım, övünelim. Ya bunlar Türkiye'de ilk defa yapılan şeyler. Ve yani bu şimdi başkası da yapsa, o da yapsa, bu da yapsa bunlar halkın moral değeri. Halkın moral değerini niye küçültelim, niye düşürelim? Bunlar çok önemli. Orada verilen mesajlar Atatürk'ün sözleri. İstikbal Atatürk'e, göklerdedir. Tabii. Atatürk'ün sözleri, istikbal göklerdedir denmesi, Atatürk'ün anılması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anılması, iradesinin anılması, halkın anılması falan. Ya bunlar hakikaten güzel şeyler. Hakikaten bu bir başlangıç. Bu bir başlangıç ve güzel bir başlangıç. Bunun aslında çok da güzel bir örnek. Yani gelecek nesillere, çocuklara bu anlamda bir başlangıç olduğunu, uzaya Türklerin de çıkabileceğini, yerli ya da milli bu anlamda bayrağımızla, vatanımızla yaptığımız çalışmalarla övünmek varken yine bir ayrışma söz konusu oldu. Çoğu kesim de aslında yine %50 %50 bundan da çok memnun olmadığını dile getirdi. Yine bayrağımızın orada olmasının çok aslında önemli olmadığını, yine Türkler mi çıktı, yine dediğiniz gibi işte kendi yerimize mi çıktık, kendi istasyonumuzda mıydık gibi de söylemler vardı. Yani şimdi bunlar hep küçümseme işleri. Hep küçümseme işleri. Yani bunlar kendi kendimizi niye biz böyle zarar veriyoruz? Onu anlamıyorum. Yani biz hakikaten niye her iyi yaptığımız şeyi niye küçümsemeye kalkıyoruz? Niye kötülemeye kalkıyoruz? Dünyada başka toplum var mı ya böyle? Hiç birleşmeyi bilmiyoruz değil mi paşam ya aslında? Ya hayır ya bununla sevinelim ya. Bunlar iyi şeyler. Milli bunu, değerler hakkında bunu, bence birleşebiliriz. Ne güzel yapılmış işte. Çıkılmış, edilmiş, bilmem para da verilmişse, pul da verilmişse verilmiş bunlar moral değer. Millet tanıtımı için her yere dünya kadar para döküyor. Ya bu bir kere Türk bayrağının uzaya çıkması. Antarktika'ya gönderdik şimdi. Değil mi? Ekipler gönderdik Antarktika'ya. Gittiler. İstasyon kurdular beraberce başka ülkelerle. Gittikleri gemiler, uçaklar bizim uçaklar değildi. Gemiler de bizim gemiler değildi. Ama gittiler oraya Antarktika'da. Antarktika'ya gitmekle, Akdeniz'e gitmekle, kutuplara gitmekle övünüyoruz. Uzaya gitmekle de övünelim ya. Aslında acaba bu kesim için bir şeylerin gerçekleşmesi mi onları rahatsız ediyor? Şimdi hep şey vardı, uzaya mı çıktık, uzaya mı çıkacağız? İşte herkes aşağılık, gitti. Bu aslında aşağılık kompleksi biliyor herkes musunuz? Herkes gitti işte Türkiye uzaya mı çıktı, çıkabilecek mi sanki? Hep böyle bir aşağılama, bir kompleks vardı. Ve şimdi bu gerçekleşti artık hani uzaya mı çıkacağız lafı da artık mazide kalmış oldu böylelikle. Tabii. Bu yani ay uzaya çıktık. Ya inşallah biz kendi roketimize i̇nşallah, çıkarız. İnşallah o da olur. İnşallah biz kendi roketimiz, inşallah biz kendi istasyonumuza da gideriz. Ama bunu söylemek gerekirse, yani ifade etmek gerekirse bizim hakikaten bu bizim için çok önemli bir başarıdır. Ben onu söyleyeyim. Yalnız burada çok dikkat edilmesi gereken bir konu var. Onu da söylemeden geçmeyelim. Şimdi ben tabii yurt dışı Türklerle çok ilgileniyorum biliyorsunuz. Hani Türkmenler, Azerbaycan, Kazakistan, bilmiyorum, Balkanlar, şurası burası falan. Şimdi onlar benim için tabii çok önemli. Şimdi
İlk Türk astronotu diyoruz ya, ilk Türk astronotu, evet. O yanlış. İlk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türk astronotu dememiz lazım. Neden? Çünkü şu ana kadar Alper Gezer Avcı ile beraber çıkmış, uzaya çıkmış, uzay yürüyüşü yapmış. Tam 11 Türk astronotu var. 11 Türk astronotu var. Yani hatta 1966-91 arasında Sovyetlerin NASA'sının kurucusu ve yöneticisi, uzay programlarının yapıcısı bir Kerim Kerimov diye bir Azerbaycan Türk'ü tüm general, kor general. Azerbaycan Türk'ü çok önemli. Ya bütün uzay programlarını o yapıyor. Çok enteresan. Ve mesela Musa Manarov var. Azerbaycan Türk'ü pilot ve kozmonot. Uzayda 541 gün geçiriyor Soyuz'la. Soyuz TM4'te bulunuyor. Mir uzay kompleksine geçiyor. Gene Kazak Türk'ü var. Bizim uzay yürüyüşü yapan Tuğgeneral Tokdar Ongar Begeviç. Talat Amangel Geldiviç var. Yine Kazak Türk'ü Tuğgeneral. O da 341 gün kalıyor. 342 gün hatta uzayda kalıyor. Ve uzay yürüyüşü yapıyor. 43 saat 46 dakika falan gibi 11 kişi var